Herkese merhaba, Neşe'nin tarif adresi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, şu an zeytin zamanı ve ben yeşil zeytinlerimi kurdum. Size nasıl kurduğumu da anlatmak istiyorum. Bu yeşil zeytin, yeşil zeytinlerimizi almış olduğumuz yerde makineler var. O makinelerde kırılıyor. O şekilde geldi. Ben de böyle plastiklere koydum. İçine su kattım ve 2 gün önce yaptım ben bunu. Bugün ikinci günüm. Bunların ara ara ben havalarını aldım. Çünkü şişiyor. Hani patlama olur. Bir de suyu azalıyor diye. Şu şekilde yavaş yavaş kapağını açıp şu içindeki havasını aldım. Ara ara yaptım bunu. Hepsine bu işlemi uyguladım. Bakın hemen su buradaydı. Yukarı doğru çıktı. Su şu şekilde oluyor. Çünkü plastik şişiyor. Suda azalma oluyor. Ve şu şekilde açıp su yukarı doğru gidiyor. Evet, ara ara yaptığım için şu an çok fazla da, evet, bu biraz da aldı, hatta su taşmak üzere, hemen kapatıyorum. Bu şekilde havasını aldım. Şimdi bunları bazılarını kışlık yapacağım için, hani sonra tüketeceğim için 4 tanesini sularını süzeceğim. Bu şekilde yaptığımız zaman 2 gün beklettiğimiz zaman acı suyu gidiyor, daha lezzetli oluyor. Bu şekilde beklettiğimiz zaman daha acı oluyor zeytinlerimiz. Evet, şimdi zeytinlerimin bir tanesini tatlandıracağım. Birkaç gün nasıl tatlandığını ve tatlandıktan sonra neler yaptığımızı sizinle paylaşacağım. Evet, bugün önce sularını süzme zamanı. Evet, şimdi zeytinimi aldım. Kapağını açıyorum ve suyunu süzüyorum. Şu an bayağı bir acı suyu çıkıyor. Evet, bütün zeytinlerimi bu şekilde sularını döküp boşaltıyorum ve içine tekrar yeni su koyacağım. Bu bir tane zeytinimi. İçine tuz katmayacağım. Çünkü bunu tatlandıracağım. Bunu da sizinle paylaşacağım arkadaşlarım. Evet, suyu süzdüm. Acı suyu gitti. Şimdi tekrar su ilave ediyorum. Acılığı gidene kadar, tatlanana kadar 2 günde bir bu suyunu süzüp tekrar su koyup kenara bırakacağım. Evet, bu zeytinin kapağını kapatıyorum ve bunu kenara koyacağım ara ara süzmek için. Bu zeytinlerimin de sularını süzeceğim ve kışlık salamura olarak hazırlayacağım. Şu an bayağı bir acı su çıkıyor. Hatta size de şöyle göstereyim. Evet, şu şekilde acı suyunu çıkartıyoruz. Şimdi bunu süzmesek bu acı suyu içine giriyor ve çok acı oluyor bu sefer. Ben bu şekilde yapıyorum. Evet, diğer plastiklerimi de boşaltıp bu şekilde su dolduruyorum. Evet, çıkan acı suyumuz bu şekilde. Evet, bütün böyle plastiklerimi boşaltıp su katıyorum. Salamura yapacağım 4 plastiğini. Onların sularını doldurdum. Şöyle bir plastiğimi 1 çay bardağı kadar iri tuz, kaya tuzu kullanıyoruz. Sofra tuzu kullanmıyoruz. Şöyle bu nemle tuzumu katıyorum. 1 çay bardağı bir plastiğim için. 1 yemek kaşığı da limon tuzum var. Tuzumu da ilave ettim. Ve bunu şekilde sallayarak içine giriyorum. Evet, bütün plastiklerimi aynı şekilde tuzu dolduruyorum.
kosmetik 1 çay bardağı ve 1 yemek kaşığı da limon tuzu katıyorum. Evet, limon tuzumu da kattım. Bir yemek kaşığı limon tuzu. Evet, üçüncü plastiğime limon tuzunu kattım. Bir çay bardağı da iri tuzumu katıyorum. Evet, şimdi en son olan plastiğime de aynı şekilde bu limon tuzum. Evet, en son olana da aynı şekilde katıyorum. Evet, bazılarında şöyle biraz su var. Böyle biraz ilave ediyorum. Şu kadar boşluk kalması yeterli. Çünkü içinde oluşan havadan, gazdan dolayı bu kadar su dolduruyorum. Bu da aynı şekilde. Evet, şunun suyu biraz fazla alayım. Şöyle bir sallıyorum. Evet, biraz da su buna ilave ettim. Biraz boşluk bıraktım. Evet, bu şekilde plastiklerimi hepsini hazırladım. Şimdi bunların kapaklarını kapatıyorum. Böyle yapmam lazım. Allah'ın ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Evet, bunlar salamura olan zeytinlerin. Evet, şunları şöyle bir sallayayım. Tuz, limon şöyle bir erisin. Şöyle sallıyorum. Evet, artık bunları ne zaman yemek istersek o zaman acı suyunu alacağız. Bu şekilde daha çok dayanıyor. Bu böyle azaldı. Şimdi böyleydi. Ben sallayınca böyle oldu. Sonra yükselecek değil mi? Yukarı çıkacak. Evet, bu şekilde hazırladım 4 plastiğimi. Onları artık kilerime kaldıracağım. Güneş görmeyen serin bir yerde bekletmemiz gerekiyor. Evet, bu zeytinimi de 2 günde bir süzeceğim. Sonra tatlandıracağım. Onu da zamanı geldiği zaman sizinle paylaşacağım. İkinci videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.